Samimiyetle söyleyeyim, bu dönemlerde ben kendi ağladığımı biliyorum. Çünkü bir şeyler yapamıyorduk bu hastalara. Böyle zorluklar yaşıyorduk. Ben kendi ailemi, annemi, babamı bu sene hiç ziyaret etmedim. Onların yanına gidemedim. Bu benim için zor bir dönem. Ama biz bunu atlatmamız gerekiyor. Günde 4-5 sefer tulum değiştirdiğimiz, üstümüzü değiştirdiğimiz dönemler var. Zor bir süreç. Bazen kızımı öpemiyorum bile. Şartlar görseler eminim. Bırakın maskeyi, astronot gibi gezerlerdi. 45 gün ailemden ayrı kaldım. Çocuğumu sadece uzaktan balkondan görüyordum. Ailemden ayrı kaldığım süreçte 2,5 yaşında kızım var. Onun en son giydiği pijamasını yanıma almıştım. Gece yatmadan önce onu kokluyordum. Yanımdaymış gibi hissediyordum. Korona alanına almaya çalıştığımız genç bir kadın hastanın sediği ve kapıları tutarak içeri girmek istememesini, çığlık atmasını hatırlıyorum. Beni o alana sokmayın, beni öldürmeye çalışıyorlar diye çığlık atıyordu. Mesela ilk kaybettiğimiz hastalardan bir tanesi 44 yaşındaydı. Hiçbir yandaş hastalığı yoktu. Bir hastamı hiç unutmuyorum, Türkçe de bilmiyordu ama nefes alamadığını bana kendi hareketleri ifade ediyordu. Biz bu hastamızı hızlı bir şekilde entübe etmemize rağmen bir saat içinde kaybettik. Arkadaşımızın babası. Hiç unutmuyorum. Kendisi yoğun bakımda çalışan bir arkadaşımızdı. Özveriyle gönüllü olarak yoğun bakıma girdi bu pandemi sürecinde. Kendisi Covid oldu ama babasına da bulaştırdı. Babası 54 yaşlarında genç bir hastaydı. İlk geldiğinde şuur açık bizimle konuşuyordu. Ve bu hastaya biz her türlü tedbiri almamıza, her türlü tedavimizi yapmamıza rağmen solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık ve kendisini kaybettik. En büyük endişeleri tabii yoğun bakımda astronot gibi giyinmiş, yüzü gözü görünmeyen insanlar çok büyük endişe yaşıyor. Biz tabii şuuru açık hastalarımızla bunu sürekli konuşarak, anlatarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani siz de olsanız bir ordu şeklinde grup geliyor. Sizin yatağınızı yapıyor, işte tedaviniz üstlenmiş ama ne yüzünü görüyorsunuz ne vücudundan herhangi bir noktayı görüyorsunuz. Tamamen astronot gibi giyinmiş ve dolayısıyla bu da hastalara endişe veriyor gerçekten. Onun için biz içeriden çıktıktan sonra da hastalarımıza şöyle bir maskesiz olmasa da bir yüzümüzü gözümüzü göstermeye çalışıp onlara hep iyi olduklarını, iyi olacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Hiç beklemediği anda bir baş ağrısıyla gelip Covid-19 olduğunu öğrenip hastaneye yatacağını, hatta yoğun bakım yatacağını öğrendiği zaman hasta ve hasta yakın için çok zorlu bir süreç başlıyor bundan sonrasında. Bazen her şey yolunda gidiyor derken bir anda hastanın kötüleştiğiyle karşılaşabiliyorsunuz ki bu hastalık gerçekten öyle. Yalnızlar, entübe olmadan uyutmuyoruz. Çok sık pozisyon değiştiriyoruz. Rahatsız pozisyonlarda ve rahatsız işte oksijen maskeleriyle çok uzun süre geçirmeleri gerekiyor. Nefes almamak, alamamak, zorlanmak zaten başlı başına bir şey. Yani insanın ciddi moralini bozuyor. 44 yaşında bir hastam vardı. Bu hasta da yaklaşık 1,5 ay kadar yattı. Bu 1,5 aylık dönemde ben birkaç kez işte baktım sürekli ağlıyor. Niye ağlıyorsun? İşte eşiyle görüşemiyor, çocuklarını özlemiş, korkuyor. Herkes korku içinde. Birkaç kez ben onu telefonla görüştürdüm. Yani onun o gözünden akan yaş, minnettarlığı hiçbir zaman unutamıyorum. Yani bunlar çok fazla. Maske, sosyal mesafe ve hijyen.